Selam dostlar, yılın oyunu olan Baldur's Gate 3'ün 1. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hemen yeni oyun diyelim. Kaşif var, dengeli var, taktisyen var. Ve şeref modu varmış. Bu daha önce yoktu. Herhalde yeni güncellemeyle falan geldi. Neymiş bu? Şeref modu deneyimli oyuncular için önerilen zorlu bir macera. Daha güçlü bosslar, diğer en tehlikeli düşmanları bu moddayken çok daha güçlüdür. Yeni yetenekler ve efsanevi aksiyonlara sahiptir. Daha katı kurallar, taktiksel modun zorluğunun artmasıyla birlikte aksiyon sayısı ve hasar bonusları da oyunun sonuna doğru daha da kısıtlanarak oyunun zorluğunu arttırır. Tek kayıt dosyası. İşler yolunda gitmezse şeref modunda eski kayıtları tekrar yükleyemez. Seçimlerin ve sonuçların daima kalıcı olur. Tüm partinin dövüşte yenilirse şeref modu sonlanır. Ama maceranın özel kural setlerinden biriyle devam edebilirsin. Galip gelir de oyunu bu modda bitirirsen gelecekteki oyunlarında kullanabilmek için ısmarlama bir zarla ödüllendirilirsin. İyi şanslar şerefli maceracı, buna ihtiyacın olacak. Evet, modumuzu bulduk. Daha önce oyunu hiç bitirmedim. Hatta sadece birinci bölgeye kadar geldim. O zamanki bilgisayarım çökmüştü. Ve bir daha açılmadı. Hemen şöyle ilk arası. Sahneyi izleyelim. O ara sahne bana biraz Pokemon'un birinci filmini hatırlatıyor. Evet, sıfırla. Birinci filmini hatırlıyor. Böyle Mewtwo'nun böyle yükselip gelişi vardı. İşte orada da böyle klonlar vardı falan. Ya böyle derken benzerdi yani. Kara dürtüyle oynayacağım. Kanla döşenmiş bir yolda yürümen dışında geçmişin hakkında hiçbir şey hatırlamıyorsun. Yürüdükçe kendini hayal edemez zalim yere çekilirken buluyorsun. Bu düşünceler nereden ki? Kokuşmuş kanım bana fısıldıyor. Öldür, öldür ve tekrar öldür. Mahvolmuş bedenim bu dünyada ölümü biçmek için can atıyor. Ve bu iğrenç dürtü tüm varlığımı ele geçiriyor. Onarılamayacak kadar yaralı. Şundan başka bir şey bilmiyorum. Zihnimi tüketmemesi için kara dürtüye direnmeliyim. Ben direnmeyi düşünmüyorum. Kim olduğumu ve bana ne olduğunu keşfetmeliyim. Değeren bıçak elim, kanla bir trajedi yazmadan önce. Biz o trajediyi yazacağız. Evet, ırkımız Ejder Doğan olsun. Yani, çok bir özelliği yok ama, peki. Arz. Beyaz ejderha olalım. Buz nefesi ve ejderha atası varmış. Oradan da daha az buzlar alıyorum. Dövüşçü olacağım. Fighter gideceğim.
Çünkü dediğim gibi oyunu çok bilmediğim için. Ayrıca soluklanıp kendine yıl basabiliyormuş, gayet güzel. Uzmanlık olarak bir dövüştür. Ok gerek yok. Savunma. Duello neymiş? Serbest elinde bir kalkan taşıyabilir ve bu bonusu yine de alabilir miyiz? Çok iyiymiş o. Çift elde neymiş? Çift elli silahlarda 1-2 atarsak yeniden zar atıyoruz. Kabiliyet etkeni ne ki acaba? Bilmiyorum da şöyle büyük bir silah alıp. Ama duello da çok iyi ya. Fazladan 2 hasar. Kılıç kalkan gitmek için. Bilemedim. Çift el bam bam karakteri olalım. Avlanıyoruz. Yani geçmişimizden gelen bir hayat bizi avlıyor. Kılıç veya büyüyle yok edilemeyen kötü bir an, kişi veya bir şey zihne dadandı ve çevre görünü etki ediyor. Macera seni nereye götürürse onu oraya götürüyorsun. Belki de o seni götürüyor. Sıhhiye ve gözdağı yetenekleri kazandım. Kuvvetimiz yüksek olsun. Dayanıklılığımız da yüksek olsun. Biraz da karizmatik olsaydık ya. İrfan'a o kadar ihtiyacım var mı? Veya zekaya. Neyse, karizmayı başka karakterden ilerletiriz. İlerleyelim. Kara dürtü olsun o da direkt. Koruyucuya ihtiyacım var. Hemen şöyle tiefling bir halatım olsun bu da. Koruyucumuz da. Yolculuğa çıkalım.
Evet, oyunumuz başlıyor. Yani çok çok güzel bir animasyon hazırlamışlar. Başlangıç olarak. Karakterimizi tutan pot da açıldı. Kafandaki kan zonkluyor ve çarpıyor. Bu çarpan kan kim olduğunu gizliyor. Ezici bir hafıza kaybı. Bu cehennem alevlerinin arasında nasıl düştüğünün de bir o kadar gizemli. Kafan patasının ardında baş ağrısından başka bir şey yok ama tehlikedesin. Kadın yüksek sesle söyle, kendinden bir parçam var. Ara dürt. O her neyse sensin. Gerçeği öğreneceksin ama önce buradan çıkmanın yolunu bulmalısın. Keşke şunun filmini yapsalar ya. Başım. Evet, o kadın çıktı. Dedi ki yardım falan etmedim. Bakarız. Yeter bakalım. Herkes sağ çıkamadı. 12'si varmış. Alalım. Zihne görüler yansıyor. Sinoik enerjisiyle parlayan düzlemler boyunca savrulan bir nüktoid. Ne bulduğumuz nüktoid. Burada bir sandık var. Ve arkadaşlar her şeyi lootlayacağım. Dedim bir de keşke şunun filmini yapsalar. Yani daha doğrusu filmin değil de şöyle bir animasyon serisini yapsalar. Dragon's Dogma'nın yapmışlardı. Gayet de keyifliydi izlemesi. Şeyini de yaptılar. Vox Machina diye böyle D&D oynayan bir grup var. Spotify'da mıydı? Onların podcastlerini de dinleyebilirsin. Bu su bir ikincisi gözünün arkasında kıvranıp parazitin geldiği yer. Bir inceleyelim. Bazı diyalog seçenekleri yetenek denemesi gerektirir. Attığın deneme zarının sonucu bir hedef sayıya denk ya da daha fazla gelmelidir. Karakterin yetenekleri bu zar atışına bonus sağlar. Ben hiçbir bonusumuz yok. Bu zeka zarıymış. 10 atabildik, güzel. Başarılı. Kaplaması oldukça kırılgan. En ufak bir dokunuş parçalanmasına neden olabilir. Bir uzanalım, dokunalım biz de hemen. 3 hasar aldık. İşin üzerinde bir inci varmış. Alalım. Şurada bir sandık daha var. Bu ne varmış? Asit oku varmış. Güzel. Bunlar mavi dokungaçlar, mavi tentakıllar şifa veriyor. Ve hemen yolumuza devam edelim. Burada ne var dedi. Goblin var. 6 altın var. Goblinlerin suretleri, alışkanlıkları ve tarihleri zihninde beliriyor. Zihninde bir nötr şemasının yanıp sönüyor. Sinirler, kaslar, gemi kadar canlı bir varlık. Zihninde bir his nüfus ediyor. Bir gariplik. Kendimiz gibi. Bütünle bağlantısı olmayan biri. Dikkat. Dünyaların ötesindeki dünyalar gözlerinin önünden geçiyor. Tıpkı bunun gibi gemilerle geçilen büyük tasarlı imparatorluklar. Bu ne varmış? İşin yüzen bahçesi içerisinde beyin var. Bu ne var? Binlerce yıllık insansı tarihi, elfler, cüceler, insanlar ve çok daha fazla kafanın içine doğuyor. Ben bayağı zeka bonus falan kazanmamız gerekiyordu. Kazanmadık. Artık o kadar tarih öğrendik. Da biri var. Buradayız. Burada. Diyor. Hemen gidelim. Adam bir seyirdi. Seyirdi. Evet. Bizi buradan kurtarmaya geldin. Bizi buradan kurtaracaksın.
Açıkta kalan bir beyin ümitle titriyor. Tespit etti. Lütfen onlar gelmeden. Onlar geri dönmeden diyor. Korkuyor gibisin, neden? Düşman. Çok fazla düşman var. Kiminle konuşuyorum? Birisi mi yoksa beyin? Bir yeni doğan. Bu kabuktan yeni çıktı. Bireyden çok beyne benzeyen böyle bir yaratı daha önce hiç görmedim. Mistik kültürümüz yetersiz kaldı. Anlamadı. Sanırım seni kurtarmak için artık çok geç. Bana ne yapacağımı söyle. Bizi bu bedenden çıkar. Bu kabuktan kurtar. Lütfen. Patasını kırabilirim aslında direkt. Ama bir inceleyeyim önce. Güzel. 15. Bayağı iyi bir zar. Ödemi fark ediyorsun. Beynin büyümesi kafasını zorlamaya, kafatasını zorlamaya başladığı yerde basınca neden oluyor. Şişkinliğe dikkat ederek beyni sökmeye çalışalım. Avantajımız da var daha önce incelediğimiz için. Güzel. 10 attık. Bir de ayrıca sıhhiye yeteneklerimiz ve irfanımızdan da bonus geldi. Başarılı olduk kolayca. Beyin kafatasından çıkıyor. Ancak bir fırsatın olduğunu fark ediyorsun. Bu yaratığa zarar verebilir. Tehlikeli olması durumunda onu daha da itaatkar hale getirebilirsin. Parmakların o hassas sulu eti parçalara ayırma arzusuyla kasılıyor. Deliklerle dolu beyin hayal et. Kendi beynini dedim. Avantajlarımız da var ama atacağımız zar çok yüksek. 19 attık. Güzel. Başarılı olduk. Beynine bir parmak attık. Yaratık müdahalenin farkında değil gibi görünüyor. Elinde rahatlıyor. Ya kedi gibi. Özgürüz. Özgürlüğümüz bizim. Arkadaşım. Yaratık duraklıyor. Dinliyor. Gözünün arkasındaki bir şey farkındalıkla kasılıyor. Parazitle temasa geç. Dümene gitmeliyiz. Dümende bize ihtiyaçları var. Dümende ne? Beyin görünmez bir rehberden şüphe duyarcasına geriliyor. Duymuyor musun? Burada hayatta kalamayacağız. Yolumuzu bulmalıyız. Bu diyardan ayrılmalıyız. Sana nasıl hitap etmeliyim? Biziz. Pekala gidelim. Gidiyoruz dümene. Dümene gidiyoruz. Ne kadar seslendirme ne kadar garip. Ne kadar iyi. Bazı müttefikler geçici olarak sana katabilir. Onların hareketlerini ve aksiyonlarını doğrudan kontrol edebilirsin. Bir takipçiyi kontrol etmek için portresine tıklayın. Pençeleri varmış. Onun dışında bir şey yok herhalde. Bir lobotomi yaptık ayaküstü. Konuşmayı deneyelim. Başka anlatacağım bir şey var mı? Ve neden bu gemiye gelmeye zorlandım? Seni tanımak için. Seni sevmek için. Hediyemizi sana vermek için. Gözüme bir şey koydular. Neydi o? Bir armağan. Seni bizler gibi yapacak bir armağan. Yakında çok güzel olacaksın. Çok güçlü. Fuck. Nerede olduğumuzu söyleyebilir misin? Bir diyardayız. Buraya kaçtık. Avernus adına bir diyara kaçtık. 9 cehennemin ilki. Büyük bir kötülükten kaçıyoruz. Büyük dedi ejderhalar. Ben ve arkadaşım dümene gidiyoruz diyor. O kadar da arkadaş değiliz ya.
Ekipmanlarımıza bir bakalım. Şöyle bir uzun kılıcımız var. Onun dışında çizmemiz, zırhımız falan de yok. Ejderha da gelmiş buraya. Bizler etrafta uçuşuyor. Ya bu bizden önce kurtulan kadın. Bir jimnastik şovuymuş gibi atladı. Ucube sonun geldi. Başın zonkluyor ve cildin karıncalanıyor. Görüntüler hızla gelip geçiyor. Bir ejderha kanadı, gümüş bir kılıç, tuhaf bir kadının gözlerinden yüzünün görüntüsü. Kadına telepati yaptık. Başım, bu da ne? Sen köle değilsin. Blackheart bugün benimle birlikte. Birlikte hayatta kalabiliriz. Neden köle olduğumu düşünün. Zihin yüzden parası taşıyoruz. Kaçmazsak, arınmazsak bedenlerimiz ve beyinlerimiz zehirlenecek ve bozulacak. Evet, ben de öğrendim onu az önce. Beyin arkadaşım. Günler içinde birer gayık olacak. Zihin yüzenler. Kimsin sen? Ben kim mi? Senin tek hayatta kalma şansı. Peki devam et. Buradan kaçana kadar hiçbir şey yapamayız. Önceliğimiz bu olmalı. Önce ipleri öldüreceğiz. Ardından dümeni bulup geminin kontrolünü ele geçireceğiz. O şeye gelince köle olduğumuza inandığı sürece uysal kalacak. Savaşta faydalı olabilir diyor. Ben o lobotomi yaptım ya. O artık bizden bir. Savaş yazılan dövüş rantlı haline gelecek. İçi ve katılımcının harekete geçme sırası vardır. Siz dövüşteyken etrafınızda oyunduru böylece aktörünü planlamak için zamanınız olur. Tamam. Biz gidip şu imfe saldıralım. Yapma ya. Kabza vuruşu yapalım bir tane. Ohohoho. Kaşırttık. Sen bu imfe saldır. Güzel, çok güzel. Sen şöyle yakınlaş. Sıramıyor muyuz? Minimum 3 hareket hızı istiyor. Bunu öldür. İmpin sırasını verelim. Ne vuracaksın abi? Kaladı. Sıralayalım biz yanına imkin. Ay. Neyse. Çok güzel. Envanterdeki eşyaların üzerine çiftlikleyerek ve bir ekipmanın yerine sürükleyerek kuşanabilirsin. Bazı müddetler yolculuklarına sana katılabilir. Onları daha kendi karakterlerine uygun kontrol edebilirsin. Bir yolculuk kontrol etmek için portresine tıkla. Üzerinde hız iksiri varmış. Aşındırıcı yumruğuyla şişlik yumrusu varmış. Bunları yağmalayalım hep. Daha sonrasında satarız. Etrafta hiç şey falan yok galiba. Bu ne var? Kontrol paneli gibi bir şey var. Böyle 3 altın varmış. Gemi bir ejderha salsa daha dayanamaz. Çok geç olmadan buradan çıkmalıyız dedik. Gerçekten geminin dayanacak hali kalmadı. İlerleyelim. Ve yeni aldığımız ekipmanlara bakalım. Hafif arbaleti kullanabiliriz ikinci silah olarak. Menzilli ve yakın dövüş silahları. Menzilli ve yakın dövüş silahları arasında değişen
Değişim yapabilirsin. Sonra ağaç bunu da görebilirsin diyor. Buna da verelim bir tane. Bunu zaten vermiş bir tane kısa. Zırh üzerimizdeki 14 zırh veriyor. Daha iyi. Açmadan bir lazerle konuşalım. Şimdi değil. Dümene gitmemiz gerekiyor. Merak etmemek elde değil. Neden değil mi? Gemiyi kontrol etmek için. Yoksa burada ölmek mi istiyorsun? Yani kadın mantıklı olarak boş yapma İsmet. Adam öldü değil ama hiçbir tepki vermiyor. Sen de sersemliğe çok yaklaştın. Tek bir düşünce için boş kafanda dolanıp duruyorsun. Gözlerinde yaşam belirtisi var. Ancak etrafında tamamen habersiz görünüyor. Geçip giden bir görüntü üzerinden geçer. Yıkanmamış bir ameliyat masası. İç organların yok. Baş ağrısı giderek artıyor dedi. Bunu alalım. Bunu al. Hatta onu şeye ver. Burada bir sırt çantası var. Malakit varmış, altın varmış. Bunu da alalım. Çıkarın beni buradan. Sen beni bu lanet şeyden çıkar. Geride kalanları arayacak vaktimiz yok. Tabi bakacağım, bu şeyi açmanın bir yolu olmalı. Bir mandal arayalım. Bu yapı çok yabancı. Tanıdık hiçbir şey yok. Gemi düşüyor. Bir yabancı için ölmeyi göze mi alacaksın? Etrafa bakacağım. Kapsülün yanındaki o mekanizmayı dene. Beni buraya kapattıkları ona bir şey yaptılar. Acele et lütfen. Hemen son kurtarma görevi geldi. Ne bakalım? Hiçbirini okuyamıyoruz. Ortadakine basacağım. Basmasak daha mıydı anlamadım. Önce ana karakter. Yakın dövüş. Güzel, birini devirdik. Yeterli hareketim yok ya. Ah be, deviremedik onu. Bunu da devirdim. Kurban demiş tarikat. Ne de bronz yüzük varmış. Burada da mum var. Yanan bir mum. Ne yaramaz. Gerçi alayım. Belki yarar. Fazla mal göz çıkar. Burada parlatılmış kolye var. Para zihin diye bir şey var. Ney bu abi? Kavanozda bir beyin. Bir de ilitiyat diye var. İlitiyat el yazmış. Zihinde bulanık imgeler veriyor. Bir beyin, bir gideceğin ki savaşçısı ve yüzyıllarca süren bir karanlık. Sen kimsin abi? Aa. Sen hiç güzel değilsin ama. Kritik darbe vurdum. O kadar hasar verirse. Ha, neyse. Ben vuramıyorum. Bir tane gösterişli kutu var. Orada da kilitli. Ben şöyle şifa bulalım. Tentakıllardan. Şurada bir dokunalım. Bu kadının şeyi herhalde. Konsol hareketsiz duruyor. Bir anahtar veya mandal arıyor. Mekanizma ilk başta tamamen yabancı geliyor. Ancak sonra bir soket gözüne çarpıyor.
Ya da onu sokakta sokacak bir şey bulmamız lazım. Şöyle ilerleyelim. Böyle köle varmış. Altında anahtar var. Kesin o şeyi açıyor yani. Yaşmaz. Bazı eşyalar, mesela anahtarlar, birleşenler ve kamperde advantage elverişli kutulara toplanır diyor. Şaşkın bir kadın kapsülün içinde hapsolmuş. Seni fark etmiyor. Şuna basalım. Elini kapsülün üzerine koyduğunda bir şey duyuyorsun. Kapsüle bağlı bir varlık içindeki kişiye değişmesini emrediyor. Oğlum hiçbir suç yoktu. Bizim yüzümüzden zingin. Bir manevrayı çekince mi değişti? Nasıl? Arınmazsak kaderimiz bu olabilir. Buradan gitmeliyiz. Sıra bize gelmiyor. Fark seri bulduk. Yani güzel. Ölü köle varmış. Mistik kurum var. Büyü var. İşime yaramaz. Altını al. Kürünü al. Bu kapsülün yanındaki kontrol panelinin kilidini açıyor. Köle zihin varmış da. İhtiyacım yok köle zihin. Buna bir daha bakacağım. Yeni doğmuş bir zihin yüzünden sana bakıyor. Zayıf ve şaşırmış. Vurmayı denedim. Lazel de diyor ki zahmet etme diyor. Zar zor bir fizik atarsın bence. Konsol hareketsiz duruyor. Ürünü sokete yerleştirelim. Bunu da bir zihin yüzüne dönüştürmeyelim de. Konsol uğulduyarak uyanıyor. Fakat bunun işlevi ne? Tutsuğu serbest mi bırakacak yoksa onu diğer talihsizler gibi dönüştürecek? Güç verilmiş konsola bir yakından bakıp inceleyelim. Evet, hiçbir şey anlamadım. Bir de atmazsın. Cihazın görünümündeki hiçbir şey işlevini açığa çıkartmıyor. Herhangi bir işe yarıyor olabilir. Kapsülün içindeki kişiye dönüştürüyor bile olabilir. Daha önce olduğu gibi. Deneyeceğim şansımı ya. Kapsülün üzerine koydum elini. Birdenbire kafanın içinde korkunç bir kıvranma hissediyorsun. Parazit. Ardından rahatsızlık hissi kayboluyor. Üzerine başka bir his çöküyor. Bağlantı, hakimiyet. Birdenle kapsülü açmayı deneyim. Abi iki attık ya. Kritik başarısızlık olsaydı bu irfan da işe yaramazdı. Konsolun biyomekanik beyninin emirlerini işlediğini ve onlara cevap verdiğini hissediyorsun. Zihninde bir ürperti geçiyor. Tatmin olmuş hissediyorsun. Kapsülün kapağını açtık. Ucu ucuna. Nihayet sonumun geldiğini düşünmüş. Olağan şeyin tabutum olacağını sanıyordum. Teşekkürler. Zihnin onun düşüncelerine sızıyor. Minnettarlığına ihtiyat karışmış. Çünkü yanında bir git var. Tehlikeli arkadaşlarım var. Savaşta ihtiyacı olan şey tehlikeli bir arkadaşlar. Doğru tespit. Görünüşe göre karşımızda epey bir savaş olacak. Bırak seninle geleyim. Bu gemiden kurtulabiliriz. Ve bunu yaparken de birbirimizin sırtını kollarız. Pekala gidelim öyleyse. Ben Kara Dürt. Gölge Yürek. Bir dakika. Ben bir artifek gibi bir şey aldım. Bu da ne? Hiçbir şey. Güven bana. Kesinlikle güvenmedim şu anda. Bu kadar gevezelik yeter. Dümene gitmemiz gerekiyor. Hemen. O haklı. Önden buyur. Seninle biraz daha konuşalım. Bir sorun mu var? Bariz olandan başka yani.
Gölge yürek mi? Sıra dışı biz. İsme kafa yormak bizi bu gemiden kurtarmayacak. Güvende olana kadar şu sohbetleri kessek olur mu? Nasıl yiyeceğimiz konusunda bir fikrim var mı? Gemiden atlamak bir seçenek değil. O yüzden elimizden sadece geminin kontrolünü geçirmek kalıyor. Tabii bunu nasıl yapacağımızı bulabiliriz. Dümene gitmemiz lazım. Gösteri şükürü de açalım. Aa, son anahtar buldum. İlerleyelim. Evet. Öncelikle şöyle bir karakterlerimin bir anlarına bakacağım. Senin değil de mesela. Senin. Nereden bakabilirim ona? H değil. I. Şuradan. Büyülerine bakalım. Şimdi yara aç yerine emir kullanırken emir başarılı olursa çok güzel bir şey olacak. Bir fırsat saldırımız varmış. Ben. Karakterimiz zaten öyle bir durumu yok. Bunun da öyle bir durumu yok. Biz de düz dövüşçüyüz. Azerlere. Evet, umarım güzel bir savaş gerçekleşir. Dümene yaklaşıyoruz. İçeri girince dediklerimi yap. Seni kim başa getirdi? Kendi kararlarıma güveneceğim. Kenyak diyor. Evet, dümenin kapısının önünde oyunda kaydetti. Güzel. Burada bölümü sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.